Merhaba, ben Cansu Özbay. Bugün sizlerden gelen soruları cevaplayacağım. GLYZ DMR 93'ten gelmiş bu soru. Hazırlık süreçlerinde sizi en çok gören etken ne oldu? Kendi adıma konuşmam gerekirse hazırlık sürecinde ufak bir sakatlık yaşadım. Yaklaşık 2,5 hafta kadar takımdan uzak kalıp Ali ile beraber kenarda çalışmak zorunda kaldım. O süreç beni biraz zorladı çünkü sakatlıktan sonra tekrar dönmek zor olabiliyor bazen. Bunu kenara koyuyorum. Şimdi diğer soruyu seçiyorum. Filenin Sultanları 99. Sizin için voleybol ne ifade ediyor? Başarmak için önemli şey nedir? Güzel bir soru olmuş. Voleybol benim için hayat demek. Çünkü voleybolu çok seviyorum ve kendimi gerçekten voleybol oynamadan düşünemiyorum bile. Voleybolsuz bir hayat düşünemiyorum şu an için. Başarmak için önemli şey bence çok fazla istemek. Çünkü bir şeyleri istediğin zaman onun için bir şeyler yapmaya başlıyorsun. Ve bence bu en önemli etkenlerden başarmak için. Just Efe'lerden gelmiş. Takımın en çok konuşanı kim? Güzel bir soru. Takımın en çok konuşanı... Sanırım... Ebrar derdim, takımın en çok konuşanı. Ayşegül.ogt'den gelmiş bu soru. Formanızdaki numaraların anlamları ne? Herkesin uğurlu numarası olduğunu düşünüyorum. Benim için de 3 aslında istediğim bir numara değildi. Fakat başka bir arkadaşım 5 numara aldığı için ben 3 numarayı almak durumunda kalmıştım. Ama iyi ki de şu an 3 numarayı almışım çünkü benim için uğurlu bir hale geldi. Havvanur.özçanak'tan gelmiş bir soru. Güney Kore dışında sonucu değiştirmek istediğiniz bir maç var mı? Başarı sizinle olsun. Evet var. 2019'da oynadığımız Avrupa Şampiyonası finali Sırbistan'a karşı. O maçı değiştirmek isterdim çünkü o maçı da kazanmak için çok yakındık. Fakat tiebreak'te son sayılarda yaptığımız hatalardan dolayı kaybetmiştik. Dünya Şampiyonası için neler hissediyorlar diye bir soru gelmiş. Seray.uzuner'den. Heyecanlı hissediyoruz, motive hissediyoruz çünkü çok güzel bir hazırlık süreci geçirdik. İnişli çıkışlı oldu bizim için ama bence bu son dönemde yaptığımız hazırlık turnuvaları bizim nerede olduğumuzu görmemizi sağladı ve son İtalya'da oynadığımız turnuvadan sonra, hazırlık turnuvasından sonra bence çok daha iyi bir seviyeye geldiğimizi gördük. O yüzden hazır hissediyoruz. Son soruyu da cevapladım. Lütfen Dünya Şampiyonası için bize olan desteklerinizi esirgemeyin. Herkesi maçları izlemeye davet ediyoruz yurt dışında. Teşekkürler.